Kıbrıs'ın kaderini belirleyecek sözde çözüm ve birleşme müzakerelerinde ikinci gün devam ediyor. İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapılan zirvede bugün yönetim ve güç paylaşımıyla AB ve ekonomi başlıkları ele alınıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis sabah saat 9.30'da Birleşmiş Milletler Merkezi'nde bir araya geldi. Liderlerin yaklaşık 4 saat süren sabahki görüşmesinde ele alınan konular öğleden sonra teknik heyetler tarafından yeniden gözden geçirildi. Birleşmiş Milletler'in üst düzey yetkililerinin de katıldığı bugünkü toplantıda yönetim ve kararlara etkin katılım gündemi de yer aldı. Cenevre'de ikinci gün görüşmelerinin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Taraflar ilk günkü müzakerelerin ardından İsviçre hükümetinin onurlarına verdikleri akşam yemeğine katılmıştı. Zirvede asıl beklenen günse 12 Ocak Perşembe. Zira o gün Türkiye, İngiltere, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesiminin yer alacağı beşli görüşme başlayacak. Çoklu konferansta özellikle Türkiye'nin göstereceği tavır merakla bekleniyor. Rum yönetimi ve Yunanistan toprak ve garantörlüğün kalkmasını istiyor. Türkiye'nin ise buna karşı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.